Gene bunun son tipinde olacağız. Kızlar için de iyi olacak ha. Nereden çıkardın şu karışık apartman hikayesini başımıza be Hatice? Hemen de gidip konuşmuşsun yöneticisine kadar. E Gülfiden yol gösterdi abi. Şimdi bunlar titiz insanlar olduklarından, yani dediler Aksoy apartmanının bunca senelik görevlisinin kardeşiysen madem, onları kefil alırız dediler. Tabii o malum olay var ya hani. Ondan dolayı biraz tereddüt gösterdiler fakat bunların yani canına yetmiş kapıcısızlık çok şükür oldu. Açma o konuyu. Tövbe tövbe. Sanki size git diyen mi var ha? Ya hala sende başka yer yokmuş gibi. Canım bizim orası burası diye ayıracak halimiz mi var Mehmet Efendi? Abla nasıl baş edeceksiniz ilk kadını koskoca apartmanda? Abimle yeğenimle güne duruyor. Ya, o herifin çıktığı yere sokacaksın bizi yani. E canım bizim orası burası diye arayacak halimiz mi var Mehmet Efendi? Yesene. Yok içim almıyor. Hadi sen ye, hadi bitir şunu. Kız, şimdi senin için adam doydu yani öyle mi? Kapat konuyu. Kızım bir çay koy. Tamam, tamam. Peki, şey, baksana. Küçük yenge de yemeden içmeden iyice kesildi. Şeytan diyor git üstüne al, al yüzüğü elinden. Merak duyacaklar şimdi. Ay, ne ağzımızın tadı kaldı, ne iştahımız kaldı. Biz sizi Almanya'ya gidecek diyorduk ya. Ya hiç sormayın Zehra Hanım. Almanya'daki tanıdıklardan bir telefon geldi. Aman sakın gelmeyin diye. Oradaki işte ev ayarlayamamışlar. Aksilikler peşimizi bırakmıyor ki. Ben başıma böyle şeylerin geleceğini bilseydim. Ben bulaşıklara yardım edeyim. Ben de şu çöpleri halledeyim. Kalk hadi sen de git elini yıka. Güzellik haline ha. Kız gene yemedi bir şey. Yedi abla daha ne yedi? Ay burası da pek küçükmüş ya. Gülsüm sen çık istersen biz böyle gelin görümce beraber Feriha'yla yıkarız ha? Lafını dinledim. Ses etmedim kara kuzuna. Sen de iyice tembihledin mi? Bir daha okuldan kaçmaması için yemin ettirdin mi? He tembihledim. Ama herkes kaçıyor. Ben niye kaçmayayım diye efeleniyor bana. Efelenir tabii. Bacak kadar çocuk anasını babasını arkasına alırsa efelenir tabii. Fazla sen karışma. Ben halledeceğim. Ben konuşacağım güzel güzel, akıllı akıllı. Tamam sen konuşma. Ya cay cayla çocuğumuza davranmayalım. İyi, iyi. Ben nakliye işi biter bitmez gelirim. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Ay ellerim yandı. Sende böyle el kremi gibi bir şey var mı? Odamda var. Burada mı kalmış? Mersi. Ne mersi? Alamazsın. Ne diyorsun be? Benim diyorum. Alamazsın. Ya
saçmalama. Versene yüzü. Alamazsın. Benim. Bana bak. Sen bana bak. Feriha. Anne. Mehmet. Ne oluyor yine ya? Bir aile yadigar hikayesidir gidiyor. Söyle. Ne oluyor diyor bak söyle. Feriha. Hadi söyle. Kardeşimin yüzüğünü çalıp senin parmağına taktım de. Ya. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Ne? Ne? Aç. Çekil şunu, çekil. Mehmet tamam hadi. Anne çekil. Feriha. Kırdık mı? Ben hayatımda Feriha. Böyle terbiyesizlik Allah. Görmedim. Ulan bırak buna bağırıp durma. Hadi git karnına bak. Anne çekil. Mehmet git yerine otur. Feriha. Senden mi korkacağım be? Kısır sen de. Vallahi kız bu kapıyı kırar gider içeri. Kırsın girsin. Bak inadıma yapıyor. Git dedim sana otur şuraya. Ya hala çıkıp gidelim desem gidecek yerimiz bile yok. Nasıl? Ya güzelim yapma. Sen bana hiç konuşma Mehmet, hiç konuşma. Ya Allah aşkına Seher, karnındaki çocuğu düşün. Aa, Zehra, nerede duydun mu? Ne dedesin Mehmet? Ya alıyorsam sırf manevi değeri için. Nereye gidiyor bu? Sen otur. Ben izin verdim biraz hava alacak. Ya uyduruk dediğiniz bir yüzük için mi hava alacak? Kızım biraz sakin ol sen de. Öfke inan karnındaki bebeği yaramaz. Ben abime kızdım. Niye ablamı üzdün dedim. Hadi gir sen. Üzülmedim ablam ben. Üzülmedim. Hadi gel girelim içeri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.